Selamlar. Sanırım yayındayım. Kaldığım yerden devam edeceğim. En son trailer'ı işlemiştik. Burada graflerdeyiz. Şöyle bir şey düşündüm. Yani şimdi bu doküman biraz böyle yüzeysel olarak anlatıyordu. Yani genel olarak böyle dilden bağımsız, yani Java'dan bağımsız olarak veri yapıları hakkında genel bir bilgi sağlıyor. Buradaki bu genel bilgiden sonra tabii bununla yetinmeyeceğiz. Ekstra olarak işte graflerin detayına girdiğimiz zaman ya da işte treylerin detayına girdiğimiz zaman orada işte implementasyonla beraber daha böyle Java spesifik şeyler yapacağız. Onları yaparken Figma'ya yani Figma not çıkarmayı düşündüm. Yani buradaki bu sözel şeyleri direkt Figma'ya aktarmak istemiyorum. Bu notu düştükten sonra devam edeyim. Şimdi graph kısmı, graph is a non-linear data structure that consists of nasıl okunuyor bilmiyorum. Vertices. Vertices'miş. Or not. Not diyelim biz. NH. Yani aslında şey, bu bir tabii ki non-linear. Şuradaki tablodan da görüleceği üzere. Şuradaki tablomuz. Şu lineer taraftaki data, yani veri yapıları modellerini bitirdik. Şimdi non-linear taraftayız. 3D işledik. Şimdi graflerdeyiz. Oraya bir gideyim şöyle. Hızlıca. İşte notlardan ve edge'lerden oluşan, yani aslında şunlar vertices ya da işte not diyelim. Ve bunlar işte bu bağlantılarda edge. It consists of a finite set of vertices, not, and set of edge that connect the pair of nodes. Aslında şey, yani belirli bir sayıda not ve edge içeren, İşte bunlar birbirine bağlı tabii, pair oluşturuyorlar. Bir yapı. Yani bu yapıda işte graph diyoruz. Is used to solve the most challenging and complex programming problems diyor. İşte böyle epey uğraştırıcı ve kompleks programlama problemlerini çözmek için kullanılabiliyor bunlar. Ki biz de implement ederiz örneklerini. Yani güzel problemler var. O problemlerin çözümünde graph kullanılıyor. It has different terminologies which are path, degree, ascent. Ascent nasıl okunuyordu bu? Adjacent. Adjacent, evet. Adjacent, vertices, connect components vesaire. İşte burada bazı terminolojik şeyleri vermiş. İfadeleri vermiş. Okay. Characteristic of graph demiş. The graph has various different characteristics, which are as follows. Örneğin, the maximum distance from vertex to all the other vertices is considered the eccentricity of that vertex. Şimdi, şurada vertex dediği ne? Ha, şöyle. Bir tane güzel örnek vardır bununla alakalı eminim. Graph diyelim. Define maximum distance one vertex to. Tamam. Tamam, süper. Şimdi hatırlarsanız bu tabii bir graph değil, bu tree de. Tree üzerinden de gidebiliriz. Şimdi onu grafiğe ayarlayabiliriz. Şimdi tree'de hatırlarsanız şey vardı, işte burası bizim root nodumuzdu. Depth 0. Bunun en uzaktaki child node'a ya da işte leaf node'a, leaf node demek daha doğru. Leaf node'a uzaklığı bizim o tree'nin high, yani yüksekliğini veriyordu. Aynı şey graph'te de var. Nerede? Aslında mesela şu 2'nin işte 4'e gitmesi için 1, 2. İşte 0'ın en kısa yol bu. En uzun yol 2'nin 4'e gitmesi için işte şuradan da 1, 2'ymiş. 2 başka 4'e nasıl gidebilir? Ya da şöyle düşünelim. 0, 2'ye gitmek istiyor. 0, 4, 3, 2 yapabilir. O zaman işte 1, 2, 3, 3 hop yapmış olacak. Normalde işte 2 hopla işi bitirebilirdi. 1, 2 yapabilirdi. İşte en uzak yol şu eccentric, okuyalım bir. Eccentricity. Eccentricity. Güzel kelime. Onu veriyor. Bunların Türkçelerini baksam aslında böyle bir yayın öncesi iyi olacakmış. Tamam.
Yani Türkçe veri yapıları kitabı okursanız orada büyük ihtimalle bunların her birinin karşılığını bulmuştur birileri. The vertex having minimum eccentricity is considered central point of graph. Minimum uzaklıkta olan işte diğer şeylere şurada vertices'lere ya da nodları diyeyim. Ben node diyeyim, vertices. Gerçi vertices de kullanma alışkanlığı olsun. Vertices diyeyim. Vertices. Ha. Vertices. Aynen vertices. Bu minimum olan aslında bizim şey oluyor. Central point of graph oluyor. Yani orta noktası oluyor grafiğin. Tamam. Direkt Türkçe'ye çevirince biraz şey oluyor ama. The minimum value of eccentricity from all vertices is considered the radius of connected graph. Şimdi bu kelimeleri ya böyle bu terminolojik ifadeleri tanımlarını bilmek eyvallah ama bunu böyle örnek üzerinde görünce daha iyi oturacak. O yüzden çok böyle burada vakit harcamayacağım. Bunları problem çözerken nerede kullanıyoruz, nerede işimize yarıyor vesaire onlarla beraber görünce daha iyi oturacak diye düşünüyorum. Benim de bu arada yoğun olarak böyle kullandığım şeyler değil. İşte üniversitede işte veri yapıları ders alırken vesaire kullanmıştım ama üzerinden epey zaman geçti o yüzden detaylarını çok unuttum. Epey unuttum. Application of graph. Different applications of graphs are as follows diyor. The graph is used to represent the flow of computation. Aslında bakarsak şey diyor işte. Computation yani hesaplamanın bir akışını temsil edebilir diyor. Akışında kullanılabilir diyor. Temsiliyetinde. It used to modeling graphs. İşte grafleri de direkt zaten graf olarak modelleyebilirsin vesaire. The operating system use resource allocation graph. İşletim sistemi resource allocation graph kullanıyormuş arka tarafta. Güzel. Onun dışında World Wide Web where the web page present the nodes. Her bir web sayfasını eğer bir şuradaki node olarak düşünürsek ve işte bunlar sonuçta bir sunucuda çalışıyor. İşte bir istek alıyor. İşte response dönüyor vesaire. Cevap dönüyor. İnterneti de yani World Wide Web dediğimiz şeyi de bir graph olarak düşünebiliriz. Güzel. İyi bir örnek. Sesim okey gidiyor. Operation performed on graph diyor. Şimdi burada graph üzerinde yapabileceğimiz bazı operasyonlar var. Örneğin add vertex. New vertices can be added to graph represent new node. Yani yeni bir tane node ekleyebiliyoruz. Yeni bir değer içeren. Sonra edge ekleyebiliyoruz. Yani iki node arasında connection yaratabiliyoruz. İlişki yaratabiliyoruz. Okey buna da izin veriyor. Remove vertex. Vertices can be removed from the graph by updating the reference of adjacent vertices to remove the reference to the current vertex. Yani aslında şey bir tane şey nodu vertices'i şuradan silebiliyoruz. Üçü mesela. Buna izin veriyor. Tabi burada şey düşünüyoruz. O zaman buradaki iki tane şey şuradaki üç tane edge ne olacak işte. Üç ile bir arasındaki, üç ile dört, üç ile iki arasındaki edge'ler ne olacak? Onun hakkında bir şey söylemiş burada. Yok söylememiş. Ha. Updating the reference of the adjacent vertices to remove the reference to current edge. Şeyleri güncelliyoruz. Referansları güncelliyoruz. Normalde işte 1, 3'e referans ederken aslında nasıl olacak bu? 3 baya böyle bir şey bir kez de. 4'ü sildiğimiz zaman işte 0, 4 artık 4 olmayacak. Normalde 0, 4, 3 yapabiliyorduk. O yüzden 0, 1, 3 mü olacak? Güzel. İnceleyeceğiz bunları. Depth first search. Bunlar searching algorithms, prefer search. Bunlar kullanılarak şey yapabiliyoruz. İşte bir tanesini bir graph üzerinde bir eleman arayabiliyoruz. İşte tüm graph'teki tüm notları, vertices'leri gezebiliyoruz. Güzel. Tabii bu prefer search, depth first search bunlar epey meşhur. Bunların implementasyonlarını Java'da yapabiliriz. Önümüzdeki şeyde süreçte. The shortest path between two vertices can be determined using algorithms such as Dijkstra. Bunun okunması güzeldi ya. Yok ya okutalım. Dijkstra's. Dijk değil ya. Dijkstra değil miydi? Bunu üniversitede bir hocam güzel okuyordu.
algorithm or A-star algorithm. Tamam, bunlar da aslında farklı algoritmalar. İşte shortest path bulmayı sağlıyor. Ondan sonra connected components demiş burada. The connected components of a graph can be determined by finding sets of vertices that are connected to each other but not any other vertices in graph diyor. Cycle detection. Şimdi cycle dediği şey aslında şey. Şurada bir cycle var. Şurada bir cycle var. Bunların tespit edilmesi için cycle in a graph can be detected by checking for package during the depth first search. Yani aslında depth first search çalışırken bir nevi nereden geldiğini kontrol ediyorsun. Bu sayede mesela bir eleman ararken mesela sıfırdan 3'e gitmeye çalışıyorum ben. Sıfırdan 4'e gittim. 4'ten 3'e gitmem gerekirken 1'e gittim. Sonra 1 0'a tekrar şey yaptı. Beni referans etti. Bunu yapmamalıyım. Neden? Çünkü burada o zaman 0 tekrar 4'e gönderecek. Sonra 4 1'e 1 0'a 0. Burada bir sonsuz bir loop'a gireceğim. O yüzden cycle detection önemli. Back edge dediğimiz işte geldiğimiz path'i kontrol etme muhabbeti. Tamam. These are some of the most common operations diyor. Yani bunlar yoğun olarak kullanılan operasyonlar bir graf üzerinde. Tabii ki bu operasyonlar kullandığımız algoritmaya ya da işte bu ihtiyaçlarımıza bağlı olarak. Şimdi biz 2 numara ya yani işimize çok farklı şekillerde gidebiliriz değil mi? Yani bunları karayolu olarak düşünürsek edge'leri, bu nodelar ya vertices'ler, bizim işte gitmek istediğimiz lokasyonlar. Mesela 2'ye ben işte bu 4 numaraya giderim, 3'e giderim, sonra 2'ye giderim. İşte 1'e giderim, 2'ye giderim ya da işte evden çıktım, 4'e gittim, 1'e gittim, 3'e gittim, sonra 2'ye gittim. Yapabilirim bunu. İşte Google Maps nasıl çalışıyor? Aslında böyle bir ilk gitmek istediğimiz zaman biz oraya bir lokasyon yazıyoruz. Bu yolları birer edge olarak kullanıyor. Daha sonra bize en shortest path çıkartıyor değil mi aslında yaptığı şey? İşte şuradan git diyor 1 ile 2. Ama tabii bu basic düşününce böyle. Her yolun yolda şey olabilir, kaza olabilir. O zaman bu trafiği de götürmesi gerekecek. Yol eğimli olabilir ya da işte yolda o an trafik olabilir. Ya da işte yolda paralı gişe olabilir. Bunlar her biri işte yolun değerini ya da işte yolun ağırlığı dediğimiz şeyi etkileyecek durumlar. İşte şey yapabiliyoruz. Ne bileyim ücretsiz gişelerden geç dediği anda mesela onları bazı age'leri elimine ediyor falan arka tarafta. Ama düşününce bir graf çalıştırıyor. Bir graf üzerine çalışıyor. Güzel. İyi bir örnek akılda kalıcı açısından. A social network is also one real world example of a graph where every person on the network is a node. İşte diyor ki işte sosyal ağlar bir şeye grafe örnek olabilir. Her insanın bir node olduğunu düşünürsek network'te ve işte buradaki şeylerde mesela Facebook düşünün. Facebook'taki arkadaşlarımız da işte burada o şeyi vermiş. Bunlar da işte o grafteki edge'lere denk geliyor. A graph is also studying molecules in physics. Kimya ve fizikteki moleküler çalışmalarda kullanılır diyor. Güzel. Bitirdik mi? Süper. Basic'leri bitirdik. Güzel oldu. Şimdi geri dönelim. Burayı nerede açmıştık? Şuradan açmıştık. Şu ilk yazımızdı. Burada epeyce bir yazımız var. Tamam. Şimdi ikinciden devam edelim. Introduction to Data Structures. Büyük ihtimalle ben tahmin ediyorum. Yani Geeks for Geek'i biraz tanıdıysam çok fazla duplike yazı olacak. Onları direkt gördüğüm anda atlayacağım. Tamam. Şimdi diyor ki the choice of a good data structure makes it possible to perform a variety of critical operations effectively. Bunu hani bir kere daha söyleyeyim. Biz bir programda bir iş yaptıracağız. Eyvallah. O programın girdileri belli, çıktıları belli. Gerçi belli de olmayabilir. Ama işte o programın yapmasını istediğimiz operasyon belli. Girdileri belli olmalı gerçi. Ama hani kesin olmayabilir. Bu işi yaptırırken programa, yani istediğimiz işi yaptırırken programa bizim amacımız elimizdeki kaynaktan kasıt
iş gücü ve işte hafıza gücü yani CPU ve RAM. Bunu optimum şekilde değerlendirmek. Efektif bir şekilde kullanmak. Bunun içinde bu yani sonuçta bir işi yapmanın bir yolu yok. Ve o işi efektif olmayan yöntemle yapmak istemeyiz. Efektif yöntemi seçerken de veri yapıları yani kullanacağımız veri yapısına doğru karar vermek en önemli etmenlerden bir tanesi. Çok pardon. Telefonu sessiz almamışım. An efficient data structure also use minimum memory space, execution time to process the structure. Az önce söylediğim şey. Eğer doğru veri yapısını kullanırsan yaptıracağın iş için daha az hafıza, yani daha az memory, daha az RAM kullanırsın ve bu senin execution time'ını yani CPU'daki işlem gücünü daha az etkiler. Yani daha az CPU ile daha çok iş yaparsın. Ya da aynı işi daha az CPU ile yaparsın. Daha verimin artar. A data structure is not only used for organizing the data, it also used for processing, retrieving, storing data. Tamam, şimdi aplike yazından bir tanesi geçtim hemen. Tamam, şurayı bir tekrarlayalım. Diyor ki, there are different basic and advanced type of data structure that are used in almost every program or software system that has been developed. Yani diyor ki işte her programda, her yazılımda basit ve advanced type'ta veri yapıları olabilir. Tamam. O yüzden veri yapıları konusunda iyi bir bilgi birikimine sahip olmalıyız. Tamam, geçelim burayı. Need of data structure demiş. Neden ihtiyacımız var? Bunu daha önceki yazıdaki şey aynısı burası. Geçtim. Classification. Geçtim hızlıca. Array buradaki örnek farklı. Hemen. Bu da basic bir yazı. Anladığım kadarıyla yine SEO'ya çalışmış Geek4Geek. Ama birazcık daha farklılaştırmış. Most popular data structure array. An array is a collection of data items stored. Şimdi yazın direkt aynı. Array diyor ki bir tane işte collection of data items yani bir farklı itemların bir araya gelmiş hali. Aynı tipteki farklı itemların. Memory'de fixed bir size'ı var. Burada declaration'da hatta burada initialize etmiş. Ne yapmış? 5 elemanlı bir array demiş. Ve bilmemiz gereken şey sıralı memory lokasyonu kullanıyor. Yani biz buraya 5 eleman dediğimiz zaman işte bu memory şunlar index. Memory'deki adresi de sıralı oluyor bunun. Tamam. Ne diyor? This makes it easier to calculate the position of each element by simply adding an offset to base value diyor. In memory location of the first element of the array generally denoted by the name of the array. Tamam. Şimdi burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Önemli şeylerden. Index sıfırdan başlıyor. Sonra işte size eksi 1'e kadar gidiyor. İndeks. Güzel. Şimdi link list demiş. List'in olayı neydi aslında? Yani bizim bir datamız var. Datanın yanında bir de bizim işaretçi bir şeyimiz var. Pointer tutan bir elemanımız var. Bu eleman ne yapıyor aslında? Ne demiştik? Halay demiştik. Bu halay başı head diyoruz buna. Bu yanındakini işaret ediyor. Yani bir sonraki elemanı işaret ediyor. Link list'teki. O da şurada aslında o B'yi işaret etmiş oluyor yani A. B de yanındaki o işaretçi de bir sonraki elemanı işaret ediyor vesaire vesaire böyle devam ediyor. Sondaki elemanın işaretçisi null'ı işaret ediyor. Bu önemli. Unlike arrays, linked list elements are not stored at the işte sıralı bu nasıl okunuyormuş bir de onu öğrenelim. Contiguous. Contiguous location. The elements are linked using pointers diyor. Yani aslında şey burada ne vardı? Sıralı bir yapımız vardı değil mi? Memory'de bunlar sıralı şekilde duruyorlardı. Burada ise farklı olabilir. Farklı lokasyonlar da olabilir. Çünkü ya bunun avantajı ne? İşte memory'de sıralı bir yere ayırmak zorunda kalmıyorsun. İtemleri yani bir linked list içindeki elementleri ayrı ayrı lokasyonlarda tutabiliyorsun.
Ki zaten her bir eleman bir sonraki elemanın yerini gösteriyor. Güzel. Stack. Ya bunları aslında böyle ufak şeylerini baktığımız için direkt diğer yazıdan bir şeyleri temizleyip buraya koymuşlar. Dikkat ederseniz bir önceki videolarda, iki önceki hatta bir önceki ve ondan bir önceki videolarda tam olarak bu yazıların biraz daha böyle dallanmış, budaklanmış halini okuduk. Binary tree, binary tree yapmadık. Bakalım bir. Stack ve queue direkt aynı. Binary tree'ye bakalım. Unlike arrays, linked list, stack queues, which are linear data structure, trees are hierarchical data structure. Şunu bir oku bakalım bir. Hierarchical. Hierarchical. Şurası birazcık zor. Hierarchical. Hierarchical. Ya hiyerarşik veri yapısı bunlar. Veri sequentially or linearly diyordu şeyde. Hatırlarsanız. Depolanıyor. Bu lineer şey veri yapılarında. Bunlar da ise hiyerarşik olarak depolanıyor. Tamam, güzel kelime. Mesela bu. Hatta ben şunu yazacağım. Bunları Figma'ya geçiririm de yine de bir şuraya not alacağım. Tamam, güzel. A binary tree is a tree that has a structure in which each node has at most two children diyor. Güzel. Şimdi tree'lere bakmıştık. Şimdi bu bir binary tree. Bu önemli. Bunun aslında tree ile farkını görmüş olduk yani. Direkt şu cümleden aslında çıkıyor iş. Bu tree'de her bir node en fazla iki tane children, iki tane child içerebiliyor. Yani bu child node olabilir. Evet, child node oluyor. Bu tabii şuradaki olduğu gibi leaf node olabilir. Ya da başka bir leaf node'un parent node olabilir. Yani bir node'un iki tane şey olabiliyor en fazla. Child node olabiliyor. Two children oluyor. Which are referred to as a left child and the right child. Sol sağ. İse implemented mainly used links. Bu binary tree yaratmak için diyor linkleri kullanırsın diyor. İmplement etmek için. Binary tree is represented by a pointer to the most topmost node in tree. Şimdi tree'leri gene az önce bir önceki videoda görmüştük. Grafleri gördük genel olarak. Link list gördük. Array'i gördük. Ya yani bunlar hakkında böyle genel bir fikrimiz oluştu. Şimdi binary tree hakkında da genel bir bilgimiz oluşuyor. İleride neden tree değil direkt binary tree kullanmalıyız konusuna gireriz. Çünkü işte bazı problemlerin, bazı karşılaştığımız sorunların çözümünde tree'ye göre daha iyi performans gösteriyorlar. Yani normal bir tree'ye göre. Binary tree'yi ayıran şey en fazla bir şeyin, nodun iki tane children nodu olabiliyor. A binary tree is represented by a pointer to topmost node in the tree. Tamam. Ne diyor? Şu aslında bizim root nodumuz yine. Buradaki tree ile alakalı kavramlar çok değişmedi. If the tree, şurada sadece şey diyor işte. Bir tane pointer şunun şeyini gösteriyor, tapını gösteriyor diyor. Tamam. If the tree is empty, then the value of root is null. Tamam, bir önceki sanırsam bir önceki videoda aynı şeyi sormuştum. Direkt dedim hani tree'nin o zaman root olmazsa ne oluyor? Direkt onun null'ı referans ediyordur büyük ihtimalle demiştim. Ki zaten burada da yazmış. Eğer hiçbir şey olma, hiçbir node olmazsa şeyde, bir tree'de root node'u referans point eden şey pointer null'ı point ediyor. Tamam. A binary tree node consists the following parts. Data, pointer to left child, pointer to right child. Güzel. Şimdi bir tane şurada bizim data mı? Bir. Ha, bu bir üç parça içeriyor aslında. Bir tanesi yani burada bir node var, biri içeren node var. Bu node üç parçadan oluşuyor. Birincisi data. O node'un içinde ne var? İkincisi left child. Soldaki kim? İki. Ama bu soldaki ikiyi tutmuyor. Soldaki node'un point ediyor. Bir de sağdaki nodu point eden bir şey var. Yani 3 parçadan oluşuyor.
Tamam, bunu bilelim. Binary Search Tree. Şimdi isimler de benzer. Tree genel adıydı. Binary Tree'ye baktık. Şimdi Binary Search Tree'ye bakıyoruz. Şimdi bir yandan da iyi oluyor. Aşırı böyle detayına inmeden, şimdi mesela array'leri işledik değil mi ilk başta? Burada da ilk başta array vardı. Array'e girip implement edebilirdik Java'da, soru çözebilirdik, LeetCode'a girip bir şeyler yapabilirdik vesaire vesaire. Ama işte array yaparken linked list'in aklımızda bir şey olmayacaktı. Ya da işte binary tree'yi görmemiş olacaktık. Graph nedir bilmiyor olacaktık. İşte aşağıda heap var mesela, heap nedir bilmiyor olacaktık. Şimdi genel bir çerçeve çizdikten sonra array'lere yine detayına ineceğiz. Ama array'leri yaparken şey diyebileceğiz. Ya aslında burada graph mi kullansaydık? Şimdi array ile bu problem çözülüyor ama graph ile daha verimli mi çözülürdü? Ya da işte biz bunu şu an işte binary tree ile çözmeye çalışıyoruz ama ya burada aslında linked list daha mı verimli olurdu? Mesela bu şey kafamızda belirmeye başlayacak ki tam olarak program, yani bir kod yazarken, bir program inşa ederken ihtiyacımız olan şey de bu. Yani orada işi yaparken hangi veri yapısını kullanmalıyız? Hangi veri yapısı bizim için doğru seçim? Onun farkındalığını kazanmak lazım. O yüzden şu an izlediğim yol doğru olduğunu hissediyorum. Tamam. Şimdi ufak bir su içip şu binary'den devam edeyim. Pardon, binary tree'lerin binary search tree'i. Şimdi binary search tree'nin bazı ek özellikleri varmış. Diyor ki the left part of the root node consists keys less than the root node key. The right part of the root node consists keys greater than the node key. Tamam. Şimdi aslında şey burada dediği şey diyor ki there is no duplicate key present in the binary tree. Tamam. Şimdi burada aslında gördüğümüz şey yukarıda ne demiştik biz? İşte sol tarafta şey bir nodun solunda bir tane child olabilir, sağında bir tane child olabilir. Yani en fazla iki child olabilir. Güzel. Burada da dikkat ederseniz aynı. Solunda bir child olabilir. Sağında bir child olabilir. Burada bunu şey yapan, engelleyen bir şey yok. Fakat bunun binary tree'den ayıran, yani binary search tree, binary tree'den ayıran farkı şu. Soldaki child node daha küçük. Yani datası daha küçük. 8'den küçük burası. Sağdaki de bu parent node'dan datası daha büyük. Burada yine işte çocuk için bakalım. Yani şuradaki 3 için bakalım. Soldaki daha küçük. Sağındaki yani sağ child diyeyim. Right child diyordu galiba şurada. Nerede? Right part demiş. Right part, ha, genellemiş bu. Güzel. Onu atlamayalım. Şimdi sol taraftaki tüm elemanlar hepsi bu root'tan küçük. Left part demesinin sebebi o. Left child dememiş. Yani mesela buraya gidip 7'yi buraya alsa 3'ü buraya alabilirdi. Ama bir dakika. Ha, buraya şey yapabilir. Buraya 20 yazabilirdi mesela. 7 yerine 20 yazabilirdi. Bu mümkün değil. Yani bu binary search tree'de mümkün değil. Yani aslında sadece 6'dan aşağısını düşünürsek mümkün. Çünkü 6 4'ten büyük, 20'den küçük. Ama 8'in ya da işte evet 8'in sol tarafında kaldığı için 28'den büyük. Yani burası 9 da olamaz mesela. 7 yerine 9 da yazamayız. Bu önemli. O yüzden burada özellikle belirtmiş. Keşke bir altını çizseymiş. Left part, right part. Sol tarafındaki parça komple ondan küçük olmalı. İlgili nottan küçük olmalı. İçindeki data var. Tamam. Dikkat edersek şey var. Duplicate data yok. Duplicate olmamalı. Tamam. A binary tree having the following properties is known as binary search tree. Tamam. Burada zaten görsel söylemiş. Şimdi heap'e geldik. Detayına ineceğiz. O yüzden çok şey etmedim, uzatmadım. A heap is a special, şu ana kadar çıkarmadık heap'i. Is a special tree based data structure in which the tree is complete binary tree.
Generally heaps can be of two types. Şimdi diyor ki bu da aslında bir çeşit tree. Tree-based bir veri yapısı demek daha doğru olacak. Yani tree tabanlı bir veri yapısı. Bunun iki çeşidi varmış. Bir tanesi max heap, bir tanesi de min heap. İşte sağ tarafı max heap koymuş, sol tarafı min heap koymuş. Buradaki olay aslında tüm elemanlar binary tree formatında göre şey yapılmış, hazırlanmış. Bir dakika, yukarıda söylediğim şey için, binary search tree için bir şey bakacağım. Herkes aynı şey yazmış arkadaş. Tamam. Tamam, az önceki şey değiştirmek için baktım da. Az önce bahsettiğim o 7 yerine 20 yazabiliriz falan diye, ya da 9 olmaz derim ya, aynı şey burada da bahsetmiş. Binary Search Tree'de. All nodes, güzel, burada daha güzel tabir. All nodes of left subtree are less than the root node. All nodes of right subtree are more than the root node. Tamam. Yani bu sol taraftaki tüm nodları içeren bir şey. Bu da left part, right part diye ayırdığı şey o. Tamam, heap için max heap in a max heap the key present at the root node must greatest among the keys present all of its children. Tamam. The same property must be recursively true for all sub trees in that binary tree. Şimdi min heap'te ne demiş? Min heap, the key present the root node must be minimum length of keys present all of children. The same property must be recursively true for all subtrees in that binary tree. Şimdi burada, bu da aslında bir çeşit, dikkat ederseniz binary tree. Her bir nodun iki tane child'ı var, iki tane çıtırlarını var. Ve işte farkları şu: min heap'te root node dediğimiz bu tepedeki node, node demiştim, tam güzel, root node altındaki şeylerden, node'lardan küçük. Bunun iki tane child'ı var, ikisinden de küçük. Ve bu tüm child'lar için de geçerli. Burada recursive demiş ya, recursively demiş ya, tüm subtree'leri için geçerli demiş. Yani subtree'den kasıt şu: bu bir tree. Şimdi şurayı ayırırsak burası da bir subtree oluyor. Şurası da bir subtree oluyor. Yani bunların elemanı olsaydı bunlar da bir, işte şurayı da ayırabilir, subtree yaratabilirdik vesaire. Şimdi aşağıdakine bakalım. 15 mesela, 40 ve 50'den küçük. 30, 10 ve 40'tan küçük. Tamam. Max'ta ise tam tersi. Şimdi buradaki root node 40 ve 50'den büyük. Şimdi bunun subtree'lerine bakarsak 40 10 ve 15'ten büyük. 50, 50 ve 40'tan büyük. Burada gerçi aynı data var. O zaman neyi görmüş olduk burada? Binary Search Tree'de ne vardı? Duplicate data yoktu. O zaman heap binary search tree değil, binary tree kullanıyor ki zaten burada da yazmış. Şeye emin olalım. Binary tree vs binary search tree. De açılmaz gibi hissetti. Zaten girmiyor. Kadar uzun yazmaya gerek var mıydı ya?
Tamam, binary tree ve binary search tree. Zaten şurada da üzerinden geçtiğimiz gibi aslında binary tree'de bir sıralamanın şeyi yok, önemi yok. Sadece işte iki tane, en fazla iki tane children olmalı. Binary search tree'de ise left part kendisinden küçük, right part kendisinden büyük olmalı. Heap ise, binary search tree ile karıştırmamalıyız bunu. Yine bir çeşit binary tree ama burada iki farklı şey var, çeşit var. Bir de binary search'ta duplicate data yok. O önemli bir key point. Anahtar nokta. Şeyde ise, heap'te ise, eğer max heap ise root node kendi children node'larından daha büyük. Ve bu tüm subtree'ler için, aynı tree için, tüm subtree'ler için geçerli bir şey. Tamam. Başka bir şey yok. Heh, duplicate value. Binary tree veriyor buna izin. Ki zaten heap o yüzden şey kullanıyor. Binary tree based. Binary search tree değil. Binary search tree'de duplicate data yok. Time complexity vesaire vesaire, sonra geleceğiz buralara. Şimdi hashing data structure demiş. Şimdi burada heap'i geçtik. Hashing kısmına geldik. Hashing is an important data structure which is designed to use special function called the hash function. Güzel. Bu işte özel bir çeşit veri yapısı diyor. Ve işte özel tasarlanmış diyeyim. Bir hash fonksiyonu adında bir şey çalıştırıyor. Which is used to map a given value with the particular key for faster access of elements. Aslında olay şey. Verilen bir değeri bir key ile mapliyor diyor. Bu sayede sen o elemana erişirken daha hızlı yapabiliyorsun bu işlemi. The efficiency of mapping depends on the efficiency of the hash function used. Buradaki verimlilik aslında kullandığın hash fonksiyonuna bağlı. Çünkü neden? Aslında sen oraya data koyduğun zaman o mapleme işlemini o hash fonksiyonu yapıyor. Let the hash function Ajax demiş burada. Örnek olarak kullanmamış ama Ajax isimlendirmiş. Maps the value x at the index x is done in array diyor. For example, if the list of values işte 10, 11, 12, 14, 15 demiş burada. Value stored at position. Ha, on şey yapıyor, mod 10 yapıyor. 110 dedik ama mod 10 yapıyor. İşte 11 mod 10, 1, işte 11, şey 12 mod 10, 2 falan. In the array or hash table respectively diyor. Şimdi hash table'da da gitti bunları şey yaptı. Hash fonksiyon çalıştıktan sonra işte hash pozisyonlarını şuradan hesapladı. Ondan sonra gitti bunları hash table'a koydu. Tamam. Şöyle bir tane aslında daha güzel bir örnek baksak güzel olur. Şuradan. Hashing data structure demiş. Input values. Burada da mod 7 yapmış. Hash keys. Input 7, 7 mod 7. Hash keys 0. Ha, gitti o hash key yani 0'ya değeri yazdı. Sonra gitti mesela 16 mod 7 yapınca 2 çıktı. Tabi bu şey basit bir şey de. Mesela burada başka bir hash table daha kompleks bir şey var sanırım. Burada hash fonksiyon bir string alıyor. String içinde bir işlem yapıyor. Sonra gidip onun mesela gitmiş key'ini hash value'sunu işte 0 1 bulmuş. Sonra gitmiş onu bucket'ta bir yeri point edecek şekilde hash table'ına yazmış. Tamam, bunu şey yaparız, detaylı gireriz yine buna. Uzatmayayım.